Merhaba arkadaşlar, bugün size bu arabanın üzerinde, bu arabanın gizli aerodinamikleri üzerinden Venturi prensibi nasıl çalışıyor? Formula 1'de de kullanılan bir özellik. Bu aracın da bu mükemmel görüntüsünü kocaman bir kanatla kırmamak için yaptıkları bir şey. Aynı zamanda Aston Martin'in bu gizli aerodinamik özellikleri, bu gizli görünmeyen rüzgar akışını sağlayıp yere 180 kilogram basma kuvveti nasıl üretebiliyorlar, bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar, bu gördüğünüz muhteşem araba Aston Martin DBS Super Legere olarak geçiyor. Ve bu muhteşem görüntüsünü, bu prestijli görüntüsünü kocaman bir kanatla bozmamak için tabii ki belli aerodinamik özellikleri eklenmiş. İlk olarak önden baktığınızda görebiliyorsunuz. Burada kocaman bir mazgal var ve mazgalın içine hava giriyor. Bu mazgalın içine giren hava nereye gidiyor? Ondan birazdan bahsedeceğim. Esas mühendislik bilim tarafı o olacak. Ama aynı zamanda yandaki mazgallardan da hava girerek tekerlerin üzerine geliyor ve tekerlerin üzerinden geçerken frenleri de soğutarak bu yukarıdaki özel mazgallardan, karbon fiber mazgallardan dışarıya çıkıyor. Bu mazgalların böyle çok güzel göründüğü zaten aşikar ama aynı zamanda kaputu açtığınızda daha da güzel görünüyor. Gerçekten mükemmel bir görüntü ortaya çıkıyor. Buradan çıkan hava kanat şeklinde yapılan yan aynalar tarafından ikiye bölünüyor. Tamamen hesaplanarak yapılmış bu parçalar. Ve buradan ikiye bölünen havanın büyük bir bölümü bu arkada gördüğünüz hava girişinden içeriye giriyor. Ve vücut panellerinden içinden geçerek arkadaki kanattan yukarıya çıkıyor. Ve bir nevi Türkçe'ye rüzgar bıçağı olarak çevrilebilecek bir özellik olarak havayı dik bir şekilde yukarıya doğru veriyor. Şimdi esas önemli kısım önden mazgaldan giren havaya ne oluyor? O hava aracın altından Venturi tünellerinden geçiyor. Venturi tünelleri dediğimiz aracın altında geniş bir şekilde başlayıp bir noktada daralıp sonra tekrar genişleyerek arkaya doğru açılan tüneller bu Venturi prensibiyle çalışıyor. Bu prensip de şöyle bir şey. Bir hava belli bir açıklığa girdiği zaman sabit bir hıza sahiptir. Eğer siz bu açıklığı daraltırsanız günümüzde de hepinizin hayal edebileceği gibi bu hava hızlanır. Bunun sebebi mass continuity principle'dır. Yani kütle sürekliliği prensibi. Bu sebeple hızlanan hava aynı zamanda bir basınçta düşüş yaşar. Bu da yine Bernoulli prensibi olarak geçer. Ve basıncı düştüğü zaman tahmin edebileceğiniz gibi aracın altında düşük basınç alanı oluşur. Aracın üzerinde de yüksek basınç alanı var. Bu ikisini karşılaştırdığınızda yukarıdaki yüksek basınç alanı aracı yere doğru bastırmaya başlar ve bir downforce üretir. Aynı zamanda bu alttan gelen havalar arkadaki double difüzör, ikili difüzör olarak geçen difüzörden yine bir Formula 1 teknolojisi bu arada. Arkaya doğru verilir ve bu Airblade'den çıkan havayla alttan double difüzörden çıkan hava yaklaşık burada yukarıda bir yerde birbiriyle buluşurlar ve bu sayede aracın hava sürtünmesini minimum seviyede tutarken aynı zamanda yere basma kuvvetinde maksimum seviyeye alırlar. Venturi prensibi aslında akışkanlar mekaniğinin en büyük prensiplerinden biridir ve bu tür spor arabalarda dediğim gibi görselliği bozmadan aracın altındaki hava akışını ayarlayarak yere basma kuvvetini üretmeyi sağlar. Zamanında Formula 1'de de kullanılmış bir teknoloji olduktan sonra tekrar kullanılması yasaklanmıştı. Çünkü çok büyük bir avantaj üretiyordu kullanılan arabalar için. Ve şu an 2021'den itibaren kullanılmasına tekrar izin veriliyor. Tekrar bu arabada kullanılan teknolojinin aynısını 2021'den itibaren Formula 1'de de görmeye başlayacağız. Arkadaşlar, bu videoda anlatacağım her şey bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı da ihmal etmeyin. Ve başka araçlar üzerinde spesifik teknolojilerden yola çıkarak bilimsel olarak anlatabileceğimiz video fikirleriniz de varsa aşağıya yorum olarak yazmanızı mutlaka bekliyoruz. Bize destek olmak isterseniz de kanala abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Bu videoda anlatacağım her şey bu kadardı. Hepiniz hoşça kalın.